Peygamberan-ı Zam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbaları Rıdvanullah Teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırul ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların birleşmeleri, birlik halinde olmaları için etkili olan davranışlardan birisini bize bugün açıklıyor. Müslümanlar Allah bir, Muhammed Mustafa peygamber demekte itikat yönünden birdirler. İtikat yönünde bir oldukları gibi pratikte de, davranışlarında da, yaşamlarında da bir olmaları gerekir. Ama insanlar farklı zekada, farklı kabiliyette kişilerdir. Kimisinin aklı çok, kuvveti az. Kimisinin kuvveti çok, aklı çok veya az. Yani farklı farklı kişiler. Böyle olunca da kuvvetli olanlar zayıf olanları emrini almak isterler. Denk olanlar birbirleriyle yarışırlar. Ha, böyle durumlarda Müslümanların birbirlerini kırmamaları, kalplerinin birbirinden soğumaması için, birbirlerine ısınmaları için bazı davranışlar vardır. Bunlardan birisi de selam vermektir. Müslüman Müslümana rastladığı zaman ona selam verir. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti müekkedesidir. Esselamu aleyküm veya Anadolu'da olduğu gibi selamün aleyküm. Buna cevap Kur'an-ı Kerim'e göre, hadislere göre fazla olması lazım. Selam vermek iki cihanda her türlü hayır senin olsun, bereket senin olsun, Allah'ın merhamet senin olsun, iki cihanda aziz ol, tuttuğun altın olsun, bütün duaları kaplayan bir şey, dua bu selam vermek. Onun için kafire verilmez. Çünkü kafirin dünyada parası, iyiliği, dünyalığı iyi olsa da ahireti sıfırdır. Ülâike lâ halâke lehum. Onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kafire selam verirseniz iki cihanda aziz mesud ol. Bu dünyan da iyi olsun, öbür dünyan da iyi olsun. Bu anlam olduğu için kafire selam verilmez. Müslümana selam verilir. Bir de selam vermek demek sen iyi adamsın. Davranışın iyi, iyi, hareketin güzel. Devam et anlamını da taşır. Onun için haram işlemekte olan Müslümana da selam verilmez. İçki içen adama selam verilmez. Kızmayacaksınız. Biz elçiyiz. Elçiye zeval olmaz. Sigara içmek haramdır. Çünkü sigara müthiş zehirdir. Bütün dünya bunu kabul etmiştir. Laboratuvarda belli olmuştur. Zehir içmek de haramdır. Eskiden sigaranın zehir olduğu ortaya çıkmamıştı. Mahiyeti bilinmiyordu. İyi değil ama haram denemiyordu. Kerahat deniyordu. Ama şimdi sigaranın müthiş bir zehir olduğu laboratuvar bulgularıyla sabit olmuştur. 2 kere 2 = 4. Onun için bütün dünyada kanunlar çıkmıştır. Bundan dolayı sigara içmek haramdır. Sigara içene selam verilmez. İyi yapıyorsun, devam et anlamına geldiği için. Nasıl şarap içene selam verilmezse, keza hırsızlık yapan adama selam verilmez. Küfren adama, yani küfrettiği sırada selam verilmez. Zina eden adama selam verilmez. Kötü durumda olan adama selam verilmez. Evet, ondan dolayı Müslümana iyi durumda, kötü durumda değilse, kötü bir davranışı yoksa selam verilir. Keza ezan okunurken selam verilmez. Ezan dinlemek çünkü birinci
sırada. Yemek yerken selam verilmez çünkü adam ağzı dolu, meşgul. Tuvaletteki adama da selam verilmez. Abdest alan adama da selam verilmez. Namaz kılana, Kur'an okuyana selam verilmez. İşi var adamın. İşi var. Hutbe okunurken selam verilmez. Verilse de alınmaz. Evet. Abdest alan adama selam verse bile almak zorunda değil. Çünkü işi var. Sonra bitirince ve aleyküm selam. Evet, yemekte olan adam da ağzında yemek var. O ağzındaki yemekle böyle olur mu? Selam Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir. Ve böyle güzel, çok şümüllü, kapsamlı bir duadır. O ağzındaki yemeklerle böyle dua olmaz. Doğru değil. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Selam verdikleri zamanki selam vermek sünnettir. Almak farz olur. Herhangi bir topluluk içindeyseniz bir kişinin selamı alması kifayet eder, yeterli olur. Öbürlerinden farz sakıt olur. Evet, selamı alırken de daha iyi almak. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحْفَيُّ بِاَحْسَنَ مِنْهَا. Selamı daha güzeliyle alın. Allah'ın emridir bu. Onun için işte bir alışmış ağızlarımız maalesef. Selamun aleyküm, eyvallah, geçerli. En güzeli esselamu aleyküm, o da güzel. Ya böyle selam verdikleri zaman hiç olmazsa ve aleyküm selam diye bir ve ilave etmeniz lazım. Selamun aleyküm, selam sizinle olsun, tamam. Aleyküm selam, benim ihtiyacım yok, senin olsun. Anlamını ifade ediyor. İsterseniz Cumhuriyet döneminin ilk meclislerinde Mehmet Akif merhumla beraber meclise üyelik yapmış. Hasan Basri Çantay hocamız tefsiri var biliyorsunuz, meali var. Onun tefsirine bu وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِاَحْسَنَ مِنْهَا ayetinin tefsirine bakabilirsiniz. Gene devletin kendisi bastırdığı meclis kararı basılmış Elmalı Hamdi Yazır hocanın Hak dini, Kur'an dili tefsirinin bu ayetine bakabilirsiniz. Diğer kitaplarda da var. Ama Anadolu'da maalesef selamünaleyküm, aleyküm selam. Evet. Niyetiniz kötü değil ama Arapça kural bakımından, bu ayet-i celli bakımından yanlış yapıyorsunuz. Benim ihtiyacım yok, senin olsun gibi bir anlam ifade ediyor. Onun için selamünaleyküm dediler. Ve aleyküm selam. Buna alışın. Ve aleyküm selam. Hem bana, hem sana, hem bize, hem size, bütün müminlere bu dua bütün olsun anlamını ifade ediyor. Ve kelimesini ilave ederseniz, etmezseniz benim ihtiyacım yok, senin olsun gibi. O tefsirlere bakabilirsiniz. Bu benim söylediklerimi orada bulacaksınız. Buna alışın. Yani şimdi selamünaleyküm ağlar, aleykümselam ve aleykümselam de en azından. Ha, müsaitsen, durum müsaitse ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu daha güzeliyle alın dediği, daha çok o sana dua ediyor, sen daha güzel dua et. Allah'ın emri bu ya. Fe hayyu bi ahsene minna, bu demek. Ve aleykümselam yeterli. Ha, mümkün ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle ilave yaparsınız. Selam böyle anılır. Küçük büyüğe selam verir. Az çoğa selam verir. Geçmekte olan durana selam verir. Tabii talebe hocasına, evlat anasını babasına selam verir. Böyle kuralları var. Evet, şimdi selam verdikten sonra şimdi bir de şu var. Selam verilir bu. Rastladığınız zaman Müslümanların birbirine selam vermesi, dua etmesi Müslümanın Müslümandaki haklarındandır, görevlerindendir. Düğün ettiği zaman gideceksin. Tabii iş geçilmiyorsa, yanlış şeyler yapılmıyorsa düğün, velime sünnettir. Gideceksin. Sen ben gitmezsek şenlik olmaz ki. Düğün şenlik demek. Cenazesinde gideceksin, bulunacaksın. Bunlar nasıl görevse hasta olunca ziyaret edeceksin. Sana bir şey danışırsa bildiğini söyleyeceksin. Açıklama yapacaksın. Evet, Müslümanlar böyle birbirine kardeşlik görevleri vardır. Selam vermek de bu görevlerden birisidir. Bu şartlarda selam vereceksiniz.
Karşılaşınca selam verilir. Ama adam diyor, merhaba, merhaba. Merhaba orada söylenmez arkadaş. Merhaba, benden sana zarar gelmez, rahat ol demek. O selam verdikten sonra bir meclise oturursanız, gelmişsiniz buraya, gelen adam, meclise gelen adam selam verecek. Meclise adamlara selam verecek. Selamünaleyküm, aleyküm selam, oturdu. Merhaba, merhaba herkes birbirine. Ha iyi, rahat ol, rahat otur, benden hiç korkma. Ben de senin kardeşinim, benden sana zarar gelmez. Merhabanın anlamı bu. O orada söylenir, sokakta değil, karşılaşınca değil. Yani şeyin esebi, sünnete uygun olan bu. Ondan sonra imkan varsa sokakta rastladığın, ooo selamünaleyküm ve aleykümselam. Elini uzatırsın, onu söylüyor işte. Tasafahu, musafaha yapınız, el sıkışınız. Ama selam verdikten sonra, eğer mümkünse durabileceksen, vaktin varsa, durum, ortam müsaitse, sağ elinle. Çünkü bak tesafahu peygamberin emridir, musafaha sünnettir. Yani sevaptır, ibadettir. Güzel şeyler sağ elle olur. Sol elle değil. Evet. Bu söylenir mi? Evet. Ben İzmir'de baroya dahil olurken işte usul merasimi var. Cübbeyi giydirdiler. Tebrik ederim. Ben tabii uzattım sağ elimi. İnsan sağ elle tebrik eder değil mi? Adam sol elini uzatmış, baro başkanı. Senesini söylemiyorum adamın teşhis olmasın diye. Eller ters oldu öyle, kavuşmadı. Ben sağ uzattım, o solunu uzatınca bu derece adamın kafası sakat. Ki sokaklarda Marx'ın, Lenin'in resimlerini taşıyorlardı o zaman. O devirde adam solak. Yani inancı solak, kendinde onu göstermek için bana solunu uzatıyor. Ben Müslümanım, tebrik etmek güzel bir şey mümini, sağla olur. Sağ elle olur. Sağ elin içi, karşı tarafın sağ elin içinde böyle kavuşur. Evet, böyle olur. Ne olur o zaman bak. Müslümanlar musafaha ediniz. Feinnes musafaha tüsübüş şahna. Tüsübüş şahna. Musafaha yaptınız mı? Kalbinizde, gönlünüzde musafaha yaptığınız adama kin kalmaz. Gönlünüzde ona karşı bir kötülük kalacak zaten söylüyor daha. Böyle kötü şeyler kalmaz. Haset, fesat, fitne. Yaptınız mı? Allah Celle Celaluhu kalbinizi birbirinize ısındırır. Kalbinizde kötülük varsa onlar defolur gider. Günahlar dökülür. Çünkü bir mümin diğer mümine içinde kin, haset beslemedi de kardeş dedi mi Allah bundan memnun oluyor. Allah'ın istediği bu. Müminler kardeş diyor. Bir vücut gibi, bir vücudun eli kolu gibi öyle birbirine yakın olacaklar. İçinde kötülük, haset, fitne olmadı mı Allah o müminlerin, musafaha yapan müminlerin günahlarını silker, döker diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kin kalmaz kalplerde. Şey kalmaz. Niye? Siz de biliyorsunuz. Barıştığı zaman merhaba. Elini uzatıyorlar. İlk el sıkmayla başlıyor barışma. Allah da barışan müminleri seviyor. Günahlarını döküyor. Kalpte kin gider. Musafaha yapılırsa iki tarafta kalbinden kin gider. Gider. Ve tehadevû. فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُزْهِبُ الْغِلِّ Birbirinize hediyeleşin. Birbirimize hediye verin. Basit de olsa hediye gönül almadır. Örfümüz, adetimizde bu hadise dayanır. Güzel bir şeydir. Hediyeleştiniz mi? Beni ayağı hatırlamış ya, bak unutmamış ya diye bir içiniz ısınır. Allah bundan dolayı memnun olur. Peygamber de memnun olur. Hediyeleştiğiniz zaman gıllü gıyş, haset, kin, bir kalbinizde ilinti kalmaz. Bunlar gider. Karşılaştığınız zaman böyle musafaha yapın.
ve hediyeleşin. Musahva yapmak sünnet-i müekkededir. Yani peygamberin hiç terk etmediği sünnettir. Yani vacip ayarında bir şeydir. Farz demiyoruz ama vacip ayarında, farzın bir aşağı ayarında bir güzel iştir. Onun için musahva yapınız. Musahva yaptıktan sonra hediyeleşiniz gene aranızda. Kalbinizde gıllık, kişkin, nefret, haset kalmaz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tabii evlenebileceğiniz bir kadınla musafa yapamazsınız. Çünkü eller zina eder, gözler zina eder, kulaklar zina eder. Hadis-i şerif var, Peygamberimizin sözü bu. Nikah düşecek kadın senin yabancıdır, senin için yabancıdır. O kadının elini sıkamazsın. Sen melek değilsin. Elbet kalbimden hemen kötülük mü? Ya ben sana kötülük geçiyor demem ama sett-i zeriya diye bir şey vardır İslam'da. Kötülüğe giden yolları kapatmak diye. Şimdi sen elin karısının kızının elini sıkarsan melek değilsin. Ya eli çok yumuşakmış filanmış filan diye bir şeyler düşünüverirsen her şey mahvolur. Yanlış olur. Ya bunu yapmamak için evet iki genç de birbirine selam vermez. Bir delikanlı bir kıza selam veremez. Neden? Sen veresin ulu aralarında bir şey mi acaba? Fitne uyandıran, fitneye sebep olan bir 70-80'lik ihtiyar kadına selam verebilir. Yaşlı teyzeye selam verebilirsin. Böyle şeylere sebep olmayacak. Ha bunları düşüneceksin selam verirken de. Çok güzel genç bir kadına böyle selam yok. Bunlara dikkat edeceğiz. İki, selam verirken yolda gelin. Selam ne? Aleyküm selam. Yok böyle selam verilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamlaşırken dönüyordu yüzünü. Gözünün içi gülüyordu. Adamı bakıyordu. Selamun aleyküm. O da aleyküm selam. Candan söyleyecek. Duadır çünkü ve ibadettir çünkü. Böyle aleyküm selam, böyle şey selam olur mu? Şimdi öyle de yapılıyor biliyorsunuz. Benim işim var falan der gibi. Ya bir selam almakla yürü günü devam etsen ve aleyküm selam de içine bak. Adama değer vermek anlamına gelir. Kalplerin ısınmasına sebep olur. Onun için selamlaşırken bakacaksın bu şartlarda tabii. Böyle genç kız, genç kadın olmamak kaydıyla selamlaşmak iyidir. Kadına da selamün aleyküm, yaşlı kadın teyze ve yaşlı adamsınız. Bir Müslümana selam verdiniz. Selamün aleyküm diyebilirsiniz. Arapça kuralına göre selamün aleyküm karşındaki erkek anlamına geliyor. Olsun, biz yalnız ona selam vermiyoruz ki. Onun gibi bütün müminlere selam veriyoruz. O düşünceyle selamün aleyküm geçerlidir yani diyebilirsiniz. Oraları doğru, öbür tarafları da işte bunlara uydurmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları hatırlatıyor. Ben de size aktarıyorum. Sünnet-i Mekke'dedir. Selam vermekten vazgeçmeyin, hediyeleşmekten vazgeçmeyin. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Tasafahu. Evet. Yezhebul gıl an kulubikum. Musafahlaşın. Kalplerinizden gıllügin gider diye de bir başka rivayet vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Teşavaru. Müşavere ediniz. Kimle? Danışınız. Akıl danışınız. Nasıl, iyi mi kötü mü? Yapsam ne dersiniz? Evet, nasihat istediği zaman, fikir istediği zaman Müslümana bildiğinizi aktarmak Müslümanın Müslümandaki görevlerinden, haklarındandır. İşte onun emri. Kimle musafa edeceğiz? Hiçbir şey bilmeyen adamla değil. Teşaveru el fukaha. Haram helalı, dini hükümleri iyi bilen fakihlerle. Onlara danışınız, sorunuz. Mantığıma göre Müslüman'da bu yok. İslam'da bu yok. Her şeyin bir uzmanlığı var. Biz şu yaşa kadar durmadan hocalarına diz çöktük. Bak kitap okuyoruz.
Sen okuyabiliyor musun bunu arkadaş? Okuyamıyorsun. Ama senin yaptığın şeyi ben de yapamıyorum. Herkesin işi var, kabiliyeti var. Ha, Müslümanlar birbirlerine bildikleriyle yardım edecekler. Ben size bunları okuyacağım, görevimi yapacağım. Bunu okumazsam ayağım, ağzımı ateşten gem vuracak. Niye öğretmedin din kardeşlerine diye. Ama sen de bana soracaksın yani. Benim dediğimde hocaya soracaksın. Dinde hükümleri haram helalı bilen adama soracaksın. Mantığına göre bu haram olmaz. Kimsin sen arkadaş? Haram helal bilecek tahsilin var mı? İhtisasın var mı? Bir insan her şeyi bilemez ki. Herkesin bir uzmanlık sahası var. Ha, fakihlerle sorunuz. İyi mi bu yaptım, haram mı helal mı? Fakihlere sorunuz. El fukaha. Onlarla oturup kalkınız. İlim sahibi adam Kur'an'a, sünnete kendini uydurmak zorundadır. Ben buradan konuşurken söylediklerimi yapmazsam لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ yapmadığını niye söyledin? Sorguya çekecek Allah. Kur'an'da ayet bu. Onun için söylediğimi yapmak zorundayım. Yapmazsam hesap vereceğim çünkü. Ha, nasıl konuşulur? Nasıl oturulur? Nasıl yemek yenir? Nasıl su içilir? Bunları adam bilgisine göre tanzim eder, bilgili adam. Sen de onun yanında olsan kitap okumadan demek böyleymiş diye öğrenirsin. Oturup kalkmak böyle berekettir, şereftir. Dini bilgilerini öğrenmektir. Pratik olarak öğrenirsin. Gidip kitap okumadan adamın şeylerinden, fukaha ile oturup kalkınız. Ve de bir alim, bir fakih, evet, bin abidten şeytana daha şiddetlidir diyor. Cahil adamı şeytan çabuk kandırır. Ama alim adamı kolay kolay kandıramaz. Kolay kolay kandıramaz. Onun için bin tane adamı gürültüye getirir, hepsini kötülüğe itebilir ama alim adam bu Kur'an'da yok, bu hadiste yok diye şeytana kanmaz. Onun için bir tek alim bin şeytana bin abidten daha ağırdır diyor. Ondan korkar. Kandıramaz çünkü. Sen de böyle fakih olanlarla, ilmiyle amil alimlerle düş kalk. Onlarla otur kalk, onlara sor, danış. Başka vel abidine, abidlerle namazını geçirmiyor, orucunu geçirmiyor, zekatını tam yapıyor, ibadetlerini tam yapıyor. Böyle adamlarla otur kalk. Evet, böyle atırsan ya ben de bu adam gibiyim, yarın öleceğim. Ölünce kabir var, sual var, mahşer var. Bunlar hatırlayacaksın. Ha, abid adamı görürsen bunları hatırlarsın. Abid adamlarla, fakih adamlarla otur kalk. Ve la tamdu fihi hasa. Evet. Şahsi fikirle amel etme. Şimdi bu hastalık var. Adamın mesleği farklı. Konatıma göre arkadaş haram olmaz. Kimsin sen arkadaş ya? 50 senedir burada dirsek çür diyor. Hala bir şey bildiğimi söyleyemem. Mümkün mü ya o insanın her şeyi bilmesi? Eksik var. Onun için kitabı koyuyoruz önümüze, bakıyoruz. Hiç adam hiç okumamış. Kanaatime göre bu niye haram olsun kardeşim? Yo deme arkadaş. Evet, hadis okuyoruz. Kendi görüşünüzle hareket etmeyin, bilene sorun. Fakihlerle, alimler oturun kalkın, abidlerle düşün kalkın, sizi böyle eksikliklerden korurlar. Evet, bir şey edersiniz, kendi fikirlerinizi hareket ederseniz yanılırsınız. Evet, her şeyin bir mantığı var. Allah'ın koyduğu emirlerin de bir mantığı var. Bu mantık seninkine uymayabilir. Senin dünya nefsiz arzularına ters gelebilir. Onun bir faydası var ki Allah emretmiş. Hani senin mantığına ters gelebilir. Öyle geçen gün hanımefendi bir toplantıda geldi bana.
selam verdi, aldık herkesin içinde. Örtünmek dedi, gelenek değil mi dedi. Kendi açık. Yo dedim, Allah'ın emri. Ya dedi, evet dedim, Kur'an'da açık emir var dedim. Açık emir var. Gelenek olur mu? Hanımefendi, kendi açık gelenekti. Herkes böyle örtünmek, kapanmak diyor, gelenek mi diyor. Milletlerin adeti, yok öyle şey yok. İslam'da her şey Allah'ın emrine, peygamberin emrine dayanır. Öyle ben yaptım da olmaz. Öyle diyor peygamber, bak kendi görüşünüzle hareket etmeyin. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Kur'an'da ayettir. Bilmediğinizi bilenlere, hem de nasıl bilenlere? Bildiğiyle amel eden, ehli zikir bu demek. Adam namaz yok, abdest yok, bilmiş. Yahudi de biliyor. İslami araştırmalar yapmış, o da biliyor. Ama Yahudi, ama Hristiyan, öyle oryantalist diyorlar onlara. Onlara değil, ilmiyle amil olanlara soracaksınız. Kanaatıma göre yok öyle şey. Bilene soracaksınız. Tabii insan her şeyi bilemez, onun için İslam'da sistem üstaz önünde örünür, icazet alınır, konuşmaya icazet verilir. Şimdi kime soracağız? Hanefi isek İmam-ı Azam'a soracağız. Onun şeyleri işte o açıklıyor hocalarımız. Şafii isen İmam Şafii'ye soracağım. Benim kanaatime göre diyemezsin. Hadi söyle yani. Özel kanaatinize göre şahsi fikirle amel etmeyin. Fukaha ile alimlerle oturun kalkın, onlara danışın. Abidlerle oturun kalkın. Şahsi fikrinizle iş yapmayın. Hazreti Ali, evet, radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki, kultu ya Resulallah, in nezele bina emrun, bize bir şey emir inse, bir şey ortaya çıksa, leyse fihi beyan, emr ve la nehi, onun hakkında yasak veya caiz diye bir şey olmasa, ne diyelim? Feme te'muruna, ne emrediyorsun? Şahsı fikrinizde amel etmeyin Ali. Fukahaya sorun. Onlara danışın. Din işi böyle arkadaş. Bilmediğini bilene soracaksın. Allah'ın emri böyle. Allah'ın emri böyle. O zaman söylemiş bu hadisi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bu hastalık mesele, herkes böyle diyor. Kardeşim ben kimsenin hakkını yemiyorum. Parayı iyi kazanıyorum. Çoluk çocuğum hakkını yemiyorum. Akşamları bir kadeh atıyorum, neşem buluyorum. Niye günah olsun? Yok arkadaş. İnnemel hamru vel meysru vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. İçki içmek şeytanın murdar pis işidir. Feştenbuhu. Derhal bırakın. Bu Allah'ın emri. Bir kadar zarar vermez diye kayıt var mı? Şimdi maalesef öyle diyor adam. Mantığıma göre ben kimsenin zarar vermiyorum kardeşim. Oturuyorum. Olmaz arkadaş. Müslümansan, müminsen bilene soracaksın. Onun dediğini tutacaksın. Kur'an'ı bilmiyorsan hükümlerini, tefsir okumadıysan bilene soracaksın. Peygamber için bilene soracaksın. Şimdi böyle hastalıklar var ki herkes kendi fetva vermeye kalkıyor. Öyle yapmayın diyor bak. Şahsi fikirle amel etmeyin, bilene sorun. Alimlere sorun. Evet, düşüp kalktığınız adamlar da abid kişiler olsun buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tasaddak, sadaka ver. Ve ente sahihun şahihun, sen sağlam yapılısın, sağlıklısın ve de para kazanabiliyorsun. Parayı kazandırma yollarını biliyorsun. Ve de parayı seviyorsun. Evet, parayı sevmeyen olmaz. Allah öyle yaratmış. Malı sevmeyen olmaz. Eğer sevmiyorsa bir problemi var psikolojik. Parayı sevecek ama işte bu sözü hatırlayacaksın. Parayı severken, sağlıklıyken, bir elindeki parayı yuvarladıkça kazandırabilecek durumdayken tasaddak, sadaka ver.
Sadaka, zekata sadaka denir. O işte zengin olmuşsun, 81 gram altın tutarında borcundan fazla bir şeye gayrimenkul girmez, elbise girmez, evin girmez, araban girmez, ticaret malı, para, altın, gümüş. O borcun hariç birikti mi zenginlik başladı. Ondan bir sene sonra geçince 40'ta birini zekat vereceksin. Buna da sadaka denir. Ama burada kast olan o zaten mecburi. Mecburi olmadığın halde şimdi elhamdülillah aziz milletimiz bunu yapıyor. Kaç milyon adamı besliyor. Suriye'den sığınmış, gelmiş. Sadakadır. Sokakta açım diyor. Veriyorsun 5-10 kuruş. Sadakadır. Efendim bakıyorsun, sana söylemiyor ama iffetli, fakir adam çocuklarına bir şey alamamış fakir. Hemen ona bir şeyle alıveriyorsun. Sadakadır. İşte böyle mecbur olmadığın halde müminlere, insana bile. Tabii önce mümine. Önce yakın akrabana. Ondan sonra uzak akrabana. Ondan sonra müminlere. Gavur bile olsa insandır. Açlıktan ölmesin. Onu da yedirsen sevap kazanırsın. O da insanlık böyle. Ama önce dediğim gibi müminden başlıyorsun. Evet, bunlara mecbur olmadığın halde verirsin, veriniz, sadaka veriniz diyor güzel peygamberimiz. Evet, şimdi Ebu Hureyre'den nakledilen Buhari rivayetinde bir adam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş, demiş ya Resulallah, eyyüz sadaka aftal, sadaka verin diyorsun da en hani bir atıp bin vuracak cinsinden uyanık adam, en çok kazandıran sadaka hangisidir? En faziletli sadaka hangisidir? Evet, buyurdu ki en tesaddaka ve ente sahihun harisun hale kimlike. Sağlıklısın, paranı da çok seviyorsun, parayı da kazanmayı biliyorsun. Yani elinde parayı bir alışveriş yaptın mı ikiye katlıyorsun, üçe katlıyorsun, bunu biliyorsun. Ama gelmiş adam demiş ki açım demiş, çıplakım. Aha böyleyken ver lan, ver diyor. İşte en faziletli sadaka budur. Parayı seviyorsun, katlamayı biliyorsun. Şimdi verirsen mesela bana benim 2000 lira verdin, yani 2000 lira götürsen 4000 yapacaksın. Öyle düşünme, al lan de, al ver. Aha böyleyken, parayı sevip dururken, kazanma imkanı bilirken verivermek en faziletli sadakadır. En faziletli sadakadır. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yalan söylemez. Çünkü ayet öyle. وَمَنْ يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُنَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peygamber işkembeden atmaz. Boş laf etmez, yalan asla söylemez. Ne söylerse Allah'ın vahyine dayanır söylediği. Ayet bu, buna inanmak zorundayız. Ne diyor? Okuyacağız ya. Vallahi billahi diyor, sadaka malı eksiltmez. Olur mu hocam ya? Adam benden 100 bin lira istiyor, borç istiyor. Şimdi abi 100 bini ona vereceğim he. Karşılık yok İslam'da. 100 bini 150 bin verirsen yok faiz. Faiz haram olmaz. 100 bin verecek ama adam bunalmış. Büyük hayır. Büyük hayır. Ya ben ona vereceğim he. 100 bini 200 bin yaparım, 300 bin yaparım. Biliyorsun yollarını. Ver diyor. Ver. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Olur mu hocam? Yani ona verirsem işte kazanmayacak. Hani kartopunu yuvarladıkça büyümüyor mu? Ortada ya, ya. Peygamber diyor ki vallahi sadaka malı eksiltmez. Sen orada verirsin, Allah daha çok verir sana. Bir sürü kapılar açar. Küçük yerlerden, ummadığın yerlerden, min haysu la yahtesib, hesap etmediğin yerlerden Allah sana bir boyuna kapı açar, verir. Ama bunu ver yarım elen diye karar vermek önemli. Verirsen falan olmaz o zaman. Aha böyle olun diyor.
Böyleyken diyor, verdiğiniz sadaka en muhteşem sadakadır. Neden? Nefsini dur demiş. Dur. Evet, parayı sevmeyen olmaz ama bu adam bir çare, aç kalmış, şey kalmış, bunalmış. Mecbur olmadı, al diyorsun. Muhteşem bir sadakadır diyor. Bu Allah sana böyle bu fidakarlığı, imtihanı kazandığın için, yaptığın için 10 kapı açar. Evet, onu söylüyor Peygamberimiz. Böyle parayı sağlıklıyken, para kazanacak durumdayken, parayı severken, evet, te'mülüş aş. Oradan Amerika'ya giderim, Avrupa'ya giderim, Asya, dünyayı gezerim, tozarım, şöyle efkar dağıtırım, gezerim falan. Hayatı da seviyorsun. Böyleyken ver. Böyleyken ver. Ve tehaful fakir. Ya kazanamazsam diye de fakirlikten de korkuyorsun. Böyleyken ver, el açana ver. En muhteşem sakat budur. Ve la temehel. Hatta izâ belevat hâhüne. Evet, kultu mâli li fülânin ve mâli li fülânin. Ve huve lehum ve in kerihte. Evet, ne güzel söyle güzel Peygamberimiz. Muallim Allah olunca güzel söylemez mi? Şimdi adam hiç böyle para kazanmayı biliyor. Kazanmış, kazanmış. Bir mağazayken iki yapmış, üç yapmış. Çocuklarımı da bir yapmazsam demiş. Gülüm filan demiş. Hakikaten kazanmış. İnkarcı değil, mümin, mümin adam. Ama sadaka vermemiş. Kazanıyordur bundan. Ondan sonra Azrail kapıyı çalmış. Doktor demiş, umut yok diyor doktor. Bizim yapacağımız yok. Ha çocuklar, malımın şu kadarı şu camiye, şu kadarı şuraya, şu kadarı. Geçmiş olsun diyor Peygamber. Geçmiş olsun diyor. Böyle zamanlar gelmeden diyor, para kazanma hırsın varken, kazanabilecekken birisi, abi zor durum, al lan de. Ver diyor. Bu imtihanı kazan diyor. Böylesi muhteşemdir sadakanın. Böylesi. Ondan sonra iyileşmeyeceği anlaşılmış. Verin çocuklar şurayı şuraya, geçmiş olsun. Zaten diyor o ölüm hastalığında söyledik lan geçersiz. Zaten malım onlara intikal etti senin diyor mirasçılara. Kimin malını kime veriyorsun diyor. Geçmiş olsun. Sağlıklıyken para kazanma, zevki, hayat, yaşama şeyler varken nefsin bu arzularına dur de al de. Fakire ver. Sadaka yap. Evet, kazan. Muhteşem sadaka budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, can çekişme halinde verdiğin zaman geçmiş olsun diyor. Zaten onlar mirasçılara intikal etti. Ve hum lehum ve in kerihte. Sen istemesen de zaten ölüm hastalığında bitti iş. Mirasçılara geçti bile. Kimin malını kime veriyorsun diyor. Sağlıklıyken her şey şey giderken ver. Evet, hayattayken de malınızın üçte birini vasiyet etmek iyidir. Vasiyet etmek vaciptir. Vasiyetsiz üç gün geçirmeyin diyor Peygamberimiz. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Ben ölürsem işte bir şeyler söyle. Birbirinize kavga etmeyin. Namazınızı geçirmeyin. Hanım şöyle din böyle din. Bir şey yaz koy. Bu vasiyet dinde vaciptir. Önemlidir. Malımı hepsini yok yok. Evladına miras bırakmak da sadakadır. Üçte bir hakkın var. Bugün kanunda da öyle, İslam'da da üçte bir hakkın var. Malının üçte birini hayra ver diyor. Öyle vasiyet et diyor. Bu mecburi olmayan bir şey. İstersen üçte birini vasiyet edebilirsin. Evet, İbn-i Mace Ebu Hureyre'den bu bahsettiğim hadisi size naklediyor. Biz de size duyurduk. Evet. Tasaddaku velev bi temretin. Ya hocam tamam sadaka verelim, güzel bir şey de ben de kabul ediyorum da bir şey yok ki. Öyle demeyin diyor Peygamberimiz. Sende bu ruhun, bu huyun olması önemli. Bir tek hurma da olsa verilen diyor. Bir tek hurmadan veremeyeceksin. Tasaddaku velev bi temretin. Bir tek hurma da olsa verin. Basit bir şey, ile bir hurma demek değil bu da. Hani herkesin bir verecek bir şeyi vardır ya. Yani ille zengin olmak şart değil.
bu vermeye huy edinmeli. Karakter böyle olmalı. Müslümanın karakteri böyle olmalı. Bir hurma ile olsa bile sadaka verin. Hatta velev pişikki temr. Yarım hurma bile olsa. Hocam bunun lafı mı olur? Var. Resulullah Efendimizin hanımları söylüyor. Bazen biz bir hafta tek hurma ile idare ediyorduk. Peygamberimiz devlet reisidir arkadaş. Hazinenin elindeydi. Ama hep fakir fukaraya veriyordu. Bazen diyor Ayşe anamız, bir haftada bir hurma ile idare ediyorduk biz diyor. Öyle günler geçirdik diyor. Evet, bir hurma. Onun hurmayı görmüş gelmiş bir dilenci, iki tane kızı var. Gelmiş, acım demiş müminlerin anası. Bir hurma verdim diyor. Hurmayı ikiye böldü diyor. Kadın yarısını diyor bir kızına verdi, yarısını bir kızına. O hurma bir dert, dermandır ya. Bir açlığı önler. Evet, yarım hurma. Az da olsa verin demek istiyor yani. Yarım hurma ile bile olsa sadaka verin. Neden? Evet, bir hurma deyip geçmeyin. Az bir şeyi ya ne olacak bundan demeyin. فَاِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ Açlığı önler, açlıktan ölmeyi önler. Azıcık bir şey, açlığı önler. En azından açlığı önler. Evet. فَتُطْفِيُ الْخَطِيَةِ كَمَا تُطْفِيُ الْمَاءُ النَّارِ İşte böyle kazanacakken, kazanabilecekken adam gelmiş, sen bilirsin abi filan demiş, ver diyor. Ver. Su nasıl ateşi söndürürse sadaka da cehennem ateşini söndürür diyor. Cehennem ateşini söndürmek istiyorsanız vereceksiniz. Böyle kazanma hırsın var, soluklusun, ver. Bu imtihanı kazan, cehennem ateşini, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları siler. Günahları siler. Allah'ın hoşuna gittiği için günahları siler. Ayrıca Efendimiz diyor ki bir günah işledin. İnsanız. İnsan beşer durmaz şatar, şaşar. Eyler hata üçer beşer. Şaşırmayanımız var mı ya? Allah affetsin. Var. Allah şaşırmaz. Allah hata etmez. Peygamberler de Allah koruduğu için onlar da masumdur. Ama biz hoca olsak, hacı olsak, ne olursa olsak bizim tahtamız, bir tahtamız kırıktır. Vardır bir eksiğimiz. Hatamız vardır. Sadaka ver. O sadakanı örter, o günahları örter, şeyi, ateşi söndürür. Bir kötülük yaptığın zaman hemen kendine gel, bir iyilik yap arkadan. Sadaka ver hemen. Yanıldın, bir şey yaptın, gaflette bulundun, hemen sadaka ver. O kötülüğü örtsün. Yoksa deftere geçecek, defterde böyle yaptın diyecekler. En güzel hiç işleme bak ama. Hiç olmazsa sildirmek de güzel bir şey değil mi canım? Şimdi doktor analiz ediyor, düzgünleşiyorsun ama ne kalıyor yerinde? İzi kalıyor, ameliyat mı oldun lan diyorlar. Evet, defterine sildiriyorsun ama o en iyisi hiç işlememek ama biz insanız yani o iş biraz zor. Bir kötülük yaptınız mı diyor, arkasından hemen bir diyor sadaka verin de diyor onu silsin. Evet öyle söylüyor. Etbi'l sadaka, etbi'l seyyi'el hasene temhuha. Bir kötülüğün arkasından bir iyilik yap da o kötülüğü silsin. Evet. Bunda İkrime, Allah'ın şeysi bu, takdiri. Ebu Cehil'in oğlu İkrime bu. Ebu Cehil cehennem kütüğü. Kur'an'da geçiyor. Araytel lezî yukezzibu biddîn fedâike yed'ul yetîm ve lâ yahuddu alâ ta'am miskîn. Enayi. Enayi. Ben diyor insan besleyicim lan. Bu para koyalım kazanılıyor diyormuş Ebu Cehil. Böyle Ebu Bekir veriyormuş zenginlere, fakirlere. Enayi, aptal. Para güzel mi kazanılıyor ya? İnsan böyle insanları besleyecek kimin yani filan. De böyle diyen Ebu Cehil cehennem kütüğü. Evet. Sonunda oğlu İkrime süper zeki. O da Mekke'nin fethinden sonra kaçmış
Babası neler yaptı peygambere? Neler yaptı? Fakat peygamberimiz son derece merhametli bir insan. Avucunun içine almış Mekkelileri, Kabe'nin kapısına ayağını koymuş. Ey Mekkeliler, benden ne bekliyorsunuz? Hepsi demişler, hepsinin kellesini uçurabilir. Abluk altına almış. Demişler, biz sana o kadar çok şeyler yaptık ki ne yapsan haktır, haktır, doğrudur. Ama sen demişler, Muhammedül Emin'sin eskiden beri, iyi adamsın. Hepsiniz serbestsiniz demiş. Hepiniz serbestsiniz. Bak, Müslüman olursanız serbestsiniz, yok. Zorla Müslüman olmak yok dinde. Hepiniz serbestsiniz. Şimdi o da gavur ama bu böyle kallesini uçurabilirdi yani. Elinde avucunda. Yahu demişler, yahu bu insanlığa karşı biz de yani hayvan olmayalım. Kuruya girmişler. Eşhedü enneke Resulullah. Biat etmişler hepsi. Bu İkrim'e kaçmış. Babası çok anut, kafir ya. Peygamber çok eziyetler etmiş. Kaçmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Hamza'nın şeyizi galleşçe vurup da ciğerini, göğsünü açıp ciğerini çıkaran Hint yesin diye. Vahşi kaçmış. Peygamberimiz demiş ki, Müslüman olan kardeşimizdir. Biz geçmişe bakmayız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kardeşimizdir. Biz ilericiyiz, geçmişle işimiz yok. Deyince Vahşi gelmiş. Eşhedü enneke Resulullah demiş. Tamam demiş, kardeşimsin, müminsin. Ama demiş, gözümün önüne gelme demiş, amcım hatırlatıyorsun. Uzakta kal ama demiş, kardeşimsin. Bunu görünce Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de koşmuş gelmiş. Tamam demiş, kabul ettim, kardeşimsin. Tabii o çok zeki adam. Hem dinde birçok fetvalar var. Alim adam, zengin, birdenbire yükselmiş İslam'da. Hem de harplerde çok yararlılıklar göstermiş. Şimdi okuduğum hadis de ondan, İkrim'den, evet İkrim'den radıyallahu anh. Çünkü sahabidir. Evet, geçmişi ne olursa olsun sahabidir. Evet. Tasattaku fe inne ahadakum yuti el lokma fe yakû fî yedillâhi azze ve cel قبل أن تقع في يد السائل فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله فيوفيها إياه يوم القيامة. Evet. Şimdi hayvanlar içerisinde en çabuk büyüyen nedir diye sorsam biliyor musunuz acaba? At yavrusudur. En çabuk o büyür. En çabuk o büyür. Hemen kısa zamanda ayağa kalkar, anasını emmeye başlar. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sadaka verin. Yukarıda anlattığım şartlar dahilinde sadaka verin. Siziniz bir lokma bir şey verdiniz mi sadaka olarak, bu fakirin eline geçmeden Allah'ın eline geçer. Allah hoşlanır yani, Allah'ın eli yok da onu anlatıyor yani. Allah bundan hoşlanır. Sizin tayınızı büyüttüğünüzden daha çabuk o sadakayı, bir lokmayı büyütür. O bir lokma olur, bir ton olur. Yani az deyip de vermemezlik etmeyin. İmkanınız ölçüsünde fakire, fukaraya, açlara verin bir şeyler. Vermeye alışın. Karakteriniz bu olsun, huyunuz bu olsun. Bir lokma verseniz bile o Allah'ın elinde büyür. Atın tayı çabuk büyüdüğü gibi ondan daha çabuk büyür. Ve kıyamet gününde Allah onun kat kat sevabını sizin mizanınıza koyar. Yani ya bu da verilir mi demeyin ya. Şimdi güzel bir şey gördüm ben. Bugün bir yere giderken gördük. Duvar asmışlar, bir şey asmışlar. Süveter. Ben çöp değilim diye. Güzel bir şey. Yani eskiyi çöpe atma diyor. Güzel bir şey. Ya eskiyi de bulamayan var ya.
Niye çöpe atıyorsun? Bir garibana ver ya, bir ihtiyacın görsün. Sen de böyle değersiz deme, ver ya, bir şey ver. Kullandın, kullandın. Tamam, çöpe atma ya. Hiç olmayanı bir ver ya, biraz daha o kullanabilir. Bunu da alışın yani, garibanları düşünün. Tabii en güzelini vermek en muhteşem bir şey de, hani ben Nebi'ye niye nasıl verebilirim hocam ya, deme ya. Eski kullandığın eski bile daha işe yarayacaksa ver bir fakire, o kullansın biraz daha. Hiç yok çünkü. Evet, bir lokma bile olsa vermemek etmeyin. Onu Allah tayın büyüdüğü gibi büyütür, bir ton yapar. Sizin kıyamet gününde mizanınıza koyar, fazla fazla koyar. Yani buna alışın. Bu huy size olsun. Müslim Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüm. Tasaddaku fe inne fis sadakati fikâküküm minen nâr. Sadaka verin. Çünkü sadaka sizi ateşten kurtarır. Zincirleri koparıp serbest kalmaya fikâk denir. Sizi ateşten kurtarır. Halâsa erdirir. Cehennem ateşinden kurtarır. Evet. Bu sadaka böyle bir şeydir. Allah'a inancınızı teyit etmektir. Şimdi verirsen ben aç kalırım. Yarın kazanamazsan veriyorsun. Allah'a güvenmiş olduğunu ispat ediyorsun. Değil mi? Verirsen gidiyor elindeki para. Ya yarın kazanamazsan? Evet, Allah'a güvendiğinin ispatıdır sadaka. Allah da seni böyle güvendiğin için yalı yolda bırakmaz diyor. Verin, cehennem ateşinden Allah sizi kurtarsın. Hazreti Enes'ten tasaddaku, evet, sadaka verin. Ve davu mardaküm bis sadaka. Evet. Mümin mümine duası geçerlidir. Hatta müminin gıyabında ettiği dua reddolunmaz. Ümmet-i Muhammed'e izzet ver ya Rabbi. Kafirlerin hilelerine ayaklarına döndür, kendine dolaştır. Müslümanların arasını açma ya Rabbi. Dua et. Şimdi kafirlerin hepsi, Rus'u, Amerika'sı, Alman'ı, Fransız'ı, hep Müslümanları birbirine vurdurmaya hepsi birleştiler. Sen de dua et arkadaş. Dua et. Orada Müslümanım diyor. Öbür Müslümanı öldürüyor. Kandırmışlar. Gavurlar kandırmış. Kendi kendine öldürttürüyorlar birbirlerini. Sen de Allah'ım Müslümanlara uyanıklık ihsan eyle. Kafirlerin hilelerine onu kandırma. O hileleri kendine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rabbi diye dua et. Onlara hidayet nasip eyle filan diye. Hiçbir mümine kalbimize kaset, fesat, kin bırakma ya Rabbi. Dua et. Müminleri affet diye dua et. Müminin gıyabında dua reddolunmaz. Hem dikkat et, kendi açından bu iyidir. Evliyaullah hiç beni affet diye dua etmiyorlarmış. Ümmeti Muhammed'i dua ediyorlarmış. Neden? Hadis var ki, akıllı adamla böyle dua ediyor. Kendin için garanti. Sen falanca mümini affet dedin mi, o sana dua ısmarlamamış. Bir şey demiyor, kendiliğinden. Diyorsun ki Allah şifa versin, afiyet versin, şeyden kurtarsın. Melekler dermiş ki iki misli senin olsun ölen derlermiş. Ona sen bir dua ediyorsun, melekler iki misli sana. Bakın evliya Allah böyle dua edermiş. Kendine değil de Müslümanlara iki kazanıyor çünkü akıllı adamlar. Biz de ümmet-i Muhammed'e hep dua edeceğiz. Öyle şey diyeceğiz. Şimdi hastalığa şifa, Allah şifa versin. Dua var. Diyor ki peygamberimiz, tamam dua var da bir de diyor tasaddaku ve davu merzakum bis sadaka. Sadaka verin, hastalarınızı sadakayla tedavi edin diyor. Peygamber yalan söyler mi o? Evet, ben 81 yılında Ramazan'la gitmiştim Suudi Arabistan'a. 3-4 ay kaldım. Kral hasta oldu. Para dağıttılar hep herkese, Kabe'de. Herkese.
Ana herif ondan sonra kalktı geldi bayramda Kabe'yi yıkadı, açtı, iyileşti. Sadaka verdi herkese, herkese dağıttılar sadakayı. Herkese sokakta kim olsa olsun. Ondan sonra baktım herif Kabe'yi yıkadı yine, yıkıyorlar her seneye. Efendimiz diyor ki, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Tamam dua edeceğiz de, doktora da gideceğiz de. Sadaka verin, sadaka hastaları tedavi eder. Sadaka verin, hastaları tedavi eder. Evet, sadaka ile hastalığı tedavi ediniz. Fe inne sadakata tadfa'u anil a'raz vel emraz. Evet, insanın başına gelen musibetleri, belaları ve hastalıkları sadaka def eder, kovar. Es sadakatu teruddul bela. Sadaka belaları def eder. Sadaka ver arkadaş. Kurtaracaksan kendini sıkıntıdan sadaka ver. Hastalıktan kurtulacaksan sadaka ver. Doktora git tamam da dua da edelim de sadaka da ver. Hastalığı tedavi etmenin, sıkıntılardan kurtulmanın bir yolu da diyor sadaka vermektir. Sadaka vermektir. Çünkü adam o iyiliğe girdi mi nasıl candan böyle dua ediyor. Allah senden razı olsun. Allah birini bir etsin. İçten. Tabii bizim sahtekarlarla işimiz yok. Biz böyle buna göre söylüyoruz. Sadaka hastalıkları tedavi eder. Sadaka ile hastalıkları tedavi ediniz. Daha bitmedi. Ve hiye ziyadetun fi amalikum ve hasenatikum. Böyle güzel helalinden kazandığınız malınızdan sevip dururken, para kazanmayı imkanınız varken bunalmış mümine yardım ettiniz, sadaka verdiniz mi? Sizin iyilikleriniz kat be kat artar. Kat be kat artar. İhlasınıza göre namütenahi artabilir. Kat be kat artar. İyiliklerinizi Allah ziyadeleştirir. Amellerinizi, sevaplarınızı ziyadeleştirir. Hastalığınız tedavi olur. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Evet. Tasaddaku feseyti aleyküm zamanun. Ha, şimdi anlattık. Hadisler okuduk. Tasadduk ediniz, sadaka veriniz, acele ediniz. Acele ediniz sadaka vermekte. Neden? Feseyti aleyküm zamanun. Yemşir raculu bi sadakatihi feyekulu ellezî ye'tîhi biha lev ci'te biha bil emsi lekabiltuha femmel an la hacete li fiha fela yecü men yakbaluha. Evet, bir gün gelecek sadaka verecek adam arayacaksınız diyor. Böyle güzel duygularla para alacaksın, çıkacaksın birisini bulayım da vereyim diye. Diyecekler şu adam. Gideceksin, dün gelsin kardeşim ya. Ben şimdi ihtiyacım yok. Dün gelseydin ihtiyacım vardı ama şimdi ihtiyacım gitti. Sadaka verecek adam bulamayacaksınız bir gün diyor. Çabuk olun verin diyor. Evet. Müslümanlar zengin. Petrol vermiş Allah. Peygamber dua etmiş. Müslümanları ile muhtaç etme. Zenginlik ver. Tamam demiş, verdim. Ama Müslümanlara birlik ver demiş, cevap gelmemiş. Onun için bakıyorsun Müslümanlar birbirini yiyor. Ona cevap gelmiyor. İmtihan, imtihan sebebiyle. Zenginlik Müslümanlarda kıymetini bilmiyorlar, kullanmasını bilmiyorlar. Öyle onu buna alet oluyorlar. Yani sadaka vermekte de acele edin. Bir gün sadaka verecek adam da bulamayacaksınız. Zekat verecek adam arayacaksınız, bulamayacaksınız. Öyle zamanlar gelecek diyor. Sahabi zamanında olmuş bu iş. Evvelce haftada bir hurma yiyen sahabiler devamlı cihat etmişler, ganimetler almışlar. Sadaka zekat verecek adam aramışlar. Sonra İslam, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh zamanında İslam ülkeleri genişlemiş. Yeni Müslümanlar olmuş fakir sahabiler. Tamam mı da ama sahabilerin son döneminde ganimetlerden herkes zenginleşmiş, sadaka verecek adam aramışlar. Bu oldu diyor. Bu peygamber dedi diyor, peygamberin
vefatından sonra diyor, son devirlerinde oldu diyor. Herkes sadaka verecek adam aradı diyor. Evet, Müslümanlar da böyle olabilir. Yani zamanında verin, sonraya bırakmayın. Sonraya kadar yaşayacağınızı, bir daha vereceğinizi, yarın vereceğim diyorsan yarına kadar çıkacağını Allah biliyor. Gelmiş adam sana al kardeşim der, sadakayı geciktirme diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sadaka bu Müslim, Nesai, Harise'den Mamet bin Mabet bin Halid, Harise bin Vehb Huzai, onlardan nakledilmiş söyledim şey. Tasaddakna fe inne eksere künne, evet, hatabu cehennem, bana kimse kızmasın, ben elçiyim, buradakini okuyorum yani, kendinden uydurmuyorum, sıradan okuyorum. Şimdi kadınlara hitap ediyor. Ey kadınlar, sadaka veriniz. Çünkü cehennemin odunlarının çoğu sizsiniz. Cehennemde en çok yanacak olanlar sizsiniz. Evet, öyle diyor. Ayşe anamız demiş, ya Resulallah demiş, bizim suçumuz ne? Çok akıllı. Allah ondan razı olsun, şifanın nail edesin. Hemen orada. Ve ne diyor bak, inne künne, cevap veriyor, bizim suçumuz ne? İnne künne tüksirne eşşikat tükeffirnel aşir. Çünkü siz kocanızdan durmadan şikayet edersiniz. Kocanız sizin isteklerinizi yerine getirir, bir gün dediğinizi yapmaz, senden hiç iyilik görmedim zaten dersiniz. Peygamber sözü bu efendim. Bu diyor şeyiniz diyor, sizin diyor o tarafa gitmenize sebeptir. Kadınlar da bunu çok yapıyor değil mi? Onun için diyor cehennemde daha çok sizi gördüm diyor. Siz daha çok sadaka verin diyor. Bunu çünkü bazen heyecanlı filan ağzından çıkıveriyor. Senden hiç iyilik görmedim zaten, kastı nedir? Deyiveriyorsunuz. Gidiyor diyor, durmadan da şikayet ediyorsunuz diyor. Bu sizin iyiliklerinizi yok ediyor, öbür tarafa gönderiyor. Bizden söylemesi tabii, biz de size arz ediyoruz. Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Nesai, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin bu uyarılarına uyup, bunları belleyip tatbik eden, başka müminlere de öğreten, böylece iki canlı yüzü ak çıkanlardan eylesin. Amin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. 11'er İhlas suresi besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulüne rabbena innena amennâ fa'gfir lana zunubena ve qina azaben. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celili, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim icmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, rahmetullah aleyhim icmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesine emeği geçenler, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şüheda ve kuzat, hayır eserlerken ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahını hediye ettik vasılıyla. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya ilahel alemin, imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlara eli açık olan sahih salih kullarından eyle. İstikametten ayrılmayan özü sözüne, kavli fiiline uygun dürüst Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Her an ve her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Ya ilahel alemin, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Her zaman, her yerde Kur'an'ın ahkamına göre hareket eden, Peygamberimizin sünnetlerine uyan, müttaki kullarından olmakla beraber bir an bile bizi nefsi emmaremizin eline esir etme ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar lütfeyle. Amin. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen, onları birbirine düşüren kafirlere, zalimlere fırsat verme. Amin. Onların hilelerini ayaklarına dolaştır ya Rab. Bizim kalbimizde, gönlümüzde de hiçbir mümine, Müslümana karşı kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfirin cümlesine dahil eyle ya Rab.
şu dualarımızı da Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhar'da edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurduğun güzel dualarınıza dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'da sağ salim iman üstler yetiştir ya Rab. Sübhaneke Allah ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Sübhane Rabbine Rabbil izzeti amma yasfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.